Hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle fotoğrafçılıktan para kazanmak, fotoğrafçılık yaparak pasif gelir elde etmek üzerine konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Fotoğrafçılıktan para kazanmanın birçok yöntemi mevcut. Eğer siz güzel bir makineye sahipsiniz, güzel fotoğraflar çekebiliyorsanız, gözünüz kuvvetliyse bu ürettiğiniz işi paraya dönüştürebileceğiniz birçok yöntem mevcut. Hepimiz iyi çektiğimiz fotoğrafları stokluyoruz, bir yerlerde biriktiriyoruz. Zaten bu yüzden çekiyoruz, kendi albümlerimiz, kendi arşivlerimiz oluşuyor. Ve bu arşivi paraya çevirebilmenin yollarından birisi stok fotoğraf. Stok fotoğrafı daha önce çokça yerden duymuş olabilirsiniz. Çünkü fotoğrafçılığı paraya dönüştürmenin en kolay, en pratik yollarından birisi. Şu şekilde ilerliyor. Yaptığınız fotoğrafları, çektiğiniz, ürettiğiniz fotoğrafları bir stok sitesine yüklüyorsunuz. Sitenin içerisinde kullanıcılar, alıcılar fotoğraflarınızı inceliyorlar, fotoğraflarınıza bakıyorlar ve hoşuna gidenleri satın alıyorlar. Satın alınan, indirilen fotoğraf üzerinden siz de bir gelir elde ediyorsunuz. Gerçekten kurulumu kolay, üye olması kolay ve yüklemesi kolay bir yöntem. Hemen azıcık detayına inelim. Şu şekilde çalışıyor. Shutterstock, iStock, Getty Images vesaire herhangi bir stok sitesinden ben kendim Shutterstock'u tercih ediyorum. Oradan daha geniş bir kitleye ulaşabildiğimi düşünüyorum. Çünkü Shutterstock en çok kullanılan stok sitelerinden bir tanesi. iStock da onun hemen peşinden geliyordur. Belki daha iyidir. O kadar detaylı araştırmadım. Ama bu sitelerde rahat edebilirsiniz. Siz çektiğiniz fotoğrafları önce bir Shutterstock Contributor hesabı oluşturuyorsunuz. Yani bir üretici hesabı oluşturuyorsunuz. Ve bu hesabınızı oluşturduktan sonra hemen yüklemeye başlayabiliyorsunuz. İçeriye işte ayarlar kısmından profilinizi oluşturuyorsunuz. Ödeme bilgilerinizi giriyorsunuz ve Shutterstock size toplamda her 5 dolar biriktirdiğinizde parayı çekme imkanı sunuyor. Parayı size ödüyor. Sitede üyeliğimizi açıyoruz. Fotoğraflarımızı yüklüyoruz. Daha sonra en kritik kısım fotoğrafın ismi ve fotoğrafın anahtar kelimeleri, keywordleri. Burada çektiğiniz fotoğrafı betimliyorsunuz. Fotoğrafın içerisinde ne var? Fotoğraf nasıl bir fotoğraf? Hani alıcıya daha rahat ulaştırabilmeniz için 50 taneye kadar anahtar sözcük ekleyebiliyorsunuz. Ve burada sizinle çok büyük kolaylıklar sağlıyor. İşte fotoğrafınıza yakın fotoğrafları seçip acaba onların üreticileri fotoğraflarında hangi kelimeleri kullanmış gibi rahat bir şekilde fotoğraflarınızı yükleyebiliyorsunuz. Onun dışında gerisi sadece beklemek oluyor. Başarılı fotoğraflarınız hızlıca çokça kişi tarafından alınabiliyor, indirilebiliyor ve bir anda çokça emek sarf etmeden yani koşturmadan sadece işte fotoğraflarınızı çekip yükleyerek pasif gelir sahibi olabiliyorsunuz. Ve eğer Shutterstock aklınıza yattıysa, Shutterstock'a yükleyebilecek bir arşive sahipsiniz ve arşivinize güveniyorsanız aşağıya açıklamalar kısmına bıraktığım linkten hızlı bir şekilde hiç zahmet göstermeden bir Shutterstock hesabı oluşturabilirsiniz. Fotoğraflarınızı yükleyip satış yapmaya başlayabilirsiniz. İlk yöntemimiz bu şekildeydi. Hemen ikinci yöntemimize geçelim. İkinci para kazanma yöntemimiz fotoğraf yarışmaları. Fotoğraf yarışmaları şöyle uzaktan baktığınızda çok abi buna çok kişi başvuruyor ya bu yani dedirtebilir. Fakat çok da öyle düşünmeyin. Çünkü fotoğraf yarışmalarının içerisinde her zaman kazananlar oluyor. Ve siz neden olmayasınız ki? Sonuçta fotoğrafçılıkla uğraşan, fotoğraflar çeken insanlarız. Onlar da öyle. Fotoğraf yarışmalarında şunu takip etmeniz gerekiyor. İşte bir sürü site var. İşte Sony sürekli fotoğraf yarışmaları yapıyor. Nikon yine bir sürü fotoğraf yarışmaları yapıyor. Sitelerinde bunları yayınlıyorlar. Siz sitelerine üye olarak ve işte daha da hani detaylı her yarışmadan haberdar olmak için anında e-posta bültenlerine abone olup e-posta ile bilgilendirilip yarışmalar hakkında bu yarışmalarına dilediğinize katılabiliyorsunuz. Bu yarışmaların ödülleri bazen çok büyük para ödülleri oluyor, bazen ekipman ödülleri oluyor, bazen sizi ön plana çıkartmak da bir ödül oluyor. Bir fotoğrafçı olarak Sony'nin sitesinde işte bu yarışmamızın kazananı olan fotoğrafçı diye ön plana çıkarılmak gerçekten güzel bir şey. Hani sizi fotoğrafçılıkta bir üst seviyeye çok rahatça taşıyacak bir şey. Yani insanlar artık sizi tanımaya başlıyor vesaire. Fotoğraf yarışmaları için de sitelere üye oluyorsunuz. Ben yine açıklamalar kısmına fotoğraf yarışmaları yayınlayan sitelerden birkaç tanesini bırakacağım. Girip bu sitelerde hesap oluşturup yarışmaları inceleyip dilediğinize katılabilirsiniz. Bu yine tabii uzun bir süreç. Hani ilk girdiğiniz yarışmada birinci olmanız elbet mümkün. Fakat hani çok da öyle işlemiyor sistem. Bir sürü yarışmaya katılıp şansınızı hepsinde deneyip kazandığınızda büyük kazanabilirsiniz. Bu da ikinci yöntemimizdi. Hadi üçüncü yöntemimize bakalım. Ve fotoğrafçılık yaparak para kazanmanın bir diğer yolu fotoğraf editlemek. Yani burada fotoğraf çekmek değil, editlemek üzerinden biraz daha para kazanıyorsunuz. Bu o kadar diğer anlattığım seçenekler kadar
pasif gelir bazlı değil. Çünkü bunda birazcık el işçiliği, emek vermeniz gerekiyor. Yani tabii diğerlerinde de gerekiyor da o bir tık hani otur kazan sistemiyken bunda biraz daha çalış kazan sistemi var. Şu şekilde bu sistemimiz fotoğraf editlemek. Freelance siteleri elbet duymuşsunuzdur. Duymayanlar için de şöyle kısaca özetleyebilirim. Bağımsız çalışanlık gibi. Bunun siteleri var, freelance sitelerine girip üye olup kendi profilinizi oluşturup ben fotoğraf editi yapabilirim, fotoğraflarınızı düzenleyebilirim diyerek müşterilerinizden işler almak oluyor. Gündelik işler, evinizde oturduğunuz yerden bilgisayar başında masa başı çalışıyorsunuz gibi düşünün. Bu çokça kişinin yaptığı ve sizin de yapabileceğiniz bir yöntem. İşte freelancer olsun, Türkiye'de de var bir sürü freelance sitesi, oralara da girebilirsiniz. Global çalışmak istiyorsanız, daha hani çoğu ülkeden iş almak istiyorsanız global sitelerde hesabınızı oluşturup hızlı bir şekilde fotoğraf editleyerek ya işte saatlik ücret ya da fotoğraf sayısı başına ücret belirleyerek iş üretmeye başlayabiliyorsunuz. Bundan da yine geçimini sağlayan çok fazla kişi var. Bu hem pasif gelir olarak kullanabileceğiniz ya da ana işiniz olarak değerlendirebileceğiniz bir seçenek. Bu seçeneğimiz de yine fotoğraf editinde iyiseniz, fotoğraf düzenlemekte iddialı olduğunuzu düşünüyorsanız değerlendirebileceğiniz bir seçenek. Çünkü piyasası canlı. Hemen diğer seçeneğimize geçelim. Bir diğer seçeneğimiz ekran başındaki gezgin fotoğrafçılar için. Gezgin fotoğrafçıdan kastım siz örneğin bir yerlere seyahat ediyorsunuz, tatillere çıkıyorsunuz, bir yerleri ziyaret ediyorsunuz ve bu süreç içerisinde fotoğraflar çekiyorsunuz. Çektiğiniz bu fotoğrafları hem stok sitelerinde satabileceğiniz gibi bir yandan daha farklı ve bir noktada daha eğlenceli olabilecek bir uğraşa da dönüştürebilirsiniz. Bu uğraşımız ise bir foto blog açmak, bir blog sahibi olmak. Bu tabii biraz daha işçiliği yüksek işlerden bir tanesi. Çünkü bir blog yönetmeniz, bir internet sitesi yönetmeniz gerekiyor burada. Ama şu şekilde gelir sağlayan çok fazla insan var. Blogunu açıyor. Örnek veriyorum ahmetingezileri.com. Örnek. Ve bu ahmetingezileri.com'un sahibi gezilerinde çektiği fotoğrafları blogunda paylaşıyor. Altlarına gezisinde yaşadıklarını yazıyor. Bir nevi foto günlük tutuyor gibi. Ve bunu insanlarla paylaşıyor. Bu günlükleri takip eden, bu gezileri takip eden insan sayısı da çok fazla internet üzerinde. Siz de bu işi deneyebilirsiniz. Çünkü blog sitesinde Google'ın reklam gelirleri üzerinden güzel bir pasif gelir elde edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi stok fotoğraf ya da fotoğraf yarışmaları kadar yükle bekle işinden çok biraz daha işçilik gerektiriyor. Ancak buna ilginiz varsa bir blog oluşturmak, insanlara hitap etmek, insanlarla konuşmak, bir şeyler paylaşmak ilginizi çekiyorsa bunu değerlendirebilirsiniz. Çünkü bunun da piyasası geniş, piyasası canlıdır. Hemen bir diğer yöntemimize geçelim. Ve bir diğer yöntemimiz daha ticaret kafası bir yöntem. Bu yöntemimiz şöyle çalışıyor. Siz çok güzel portreler, manzara fotoğrafları, yakın çekim fotoğraflar, doğa fotoğrafları vesaire üreten birisiniz diye. Ve bu üretiminizi paraya dönüştürmek için bundan önceki saydığım yöntemler yerine farklı bir yöntem arıyorsunuz diye. Burada da baskı satış devreye giriyor. Baskı satış şu şekilde çalışan bir şeydir. Siz Trendyol vesaire gibi sitelerden fotoğraflarınızı satmayı deneyebilirsiniz. Bu piyasanın globalde en canlı olduğu yer Etsy diye bir site yanılmıyorsam. Daha canlı olduğu yerlerde olabilir. Zaten bir sürü sitede bunun satışını yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi Trendyol'da N11'de falan da satabilirsiniz çerçeveli. Baskılı fotoğraf olarak, dekor olarak bunları satabilirsiniz. Bunun için tabii ki de bu satış sitelerinde bir hesap açmanız, bir baskı şirketiyle ya da bir matbaa ile anlaşmanız ve fotoğraflarınızı internete sürüp aldığınız sipariş üzerinden baskı paketleme yapıp gönderim ile daha ticari bir şekilde fotoğraflarınızı pazarlayabilirsiniz. Bu aynı şekilde işte fotoğraflarınızı galeriye satma imkanını da size verir. Fotoğraflarınızı daha geniş bir kitleye tanıtma, gösterme imkanı da verir ve gerçekten iddialı fotoğraflarınız varsa büyük satışlar elde edebilirsiniz. Bu da böyle bir yöntemimizdi. Farkındayım yöntemler gittikçe daha bilek işçiliğine kayıyor. Fakat dediğim gibi bunların hepsi fotoğrafçılıktan para kazanabileceğiniz yöntemler. En basitten en ağıra, en zora doğru bir sıralama yaptım. Siz de fark etmişsinizdir zaten. Ve şimdi bu sıralamamızın son yöntemine bakalım. Ve son yöntemimiz yerel işçilik, yani yerel fotoğrafçılık. Bir şirketleşme kafası, bir fotoğrafçılık olarak düşünün bunu. Siz illa bir dükkan sahibi olmak, illa bir işletme sahibi olmak zorunda değilsiniz bunu yapmak için. Tabii vergilendirmede vesaire de hani bir noktaya geldikten sonra bir şirket kurmanız gerekiyor. Fakat o ileri aşama. Bunun detaylarını isterseniz zaten yorumlarda size istediğiniz gibi anlatabilirim. Şu an videoyu boğmamak için çok fazla o detaylarına girmeden hemen yöntemimizi anlatacağım. Yöntemimiz şu şekilde çalışıyor. Siz
Fotoğrafçılıkla uğraşan, gerekli alet edevata sahip ve iddialı fotoğraflar çekebilen bir fotoğrafçıysanız eğer, bir Instagram hesabı, internet sitesi vesaire üzerinden yerel halka, yani içinde bulunduğunuz şehre ya da çevre şehirlere iş üretebilirsiniz. Bu iş üretiminin örneklerini neler olabilir? Düğün fotoğrafçılığı mesela, Türkiye'de en canlı, en çok yapılan fotoğrafçılık türü. Reklam fotoğrafçılığı, yine çok fazla talep gören, çok fazla piyasası canlı bir şey. Sizi ajanslarda fotoğrafçı konumuna getirebilecek bir şey. Yani tam zamanlı işiniz haline gelebilecek bir durum. Onun dışında emlak fotoğrafçılığı, biliyorsunuz Türkiye'de emlak da çok canlı, çok hareketli durumda. Emlakta ev fotoğrafları, arsa fotoğrafları, tanıtım amaçlı fotoğraflar ve videolar üretebiliyorsanız bu da yine yapabileceğiniz, yerel olarak verebileceğiniz bir hizmettir para karşılığında. Ya da son olarak yine çok canlı olmasa da tercih edenlerin olduğu portre fotoğrafçılığı, işte etkinlikler, organizasyonlar vesaireler için gidip çekimler alabileceğiniz portre fotoğrafçılığı, organizasyon fotoğrafçılığı diye de isimlendirebiliriz. Bu tür kendiniz bir markaya dönüşüp bu tür hizmetler de verebilirsiniz. Fotoğrafçılığı heves için yapıyorken paraya dönüştürmenin yöntemleri bu şekildeydi. Tabii bu yöntemleri hızlıca anlattım, geçtim. Bu yöntemler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz yorumlar kısmında ya şu konuya biraz daha derin girmeni isterdim yazarsanız ben farklı bir videoyla o konunun derinliklerine inebilirim. Veya sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz bir şey olursa yine ya yorumlarda ya da Instagram adresimizden bize rahatlıkla yazabilirsiniz. Benim şahsi olarak pasif gelir yöntemi olarak size önerebileceğim kısım stok fotoğrafçılıktır. Stok fotoğraf şaşırtıcı paralar kazandırabilecek, az emekle çok gelir elde edebileceğiniz, tabi bu fotoğrafınızın kalitesine bağlı ama gerçekten başarılı olabileceğiniz bir yöntemdir. Dediğim gibi Shutterstock'ta hemen satışa başlamak için aşağıdaki linkten bir hesap oluşturabilirsiniz. Yani bu sponsorlu bir video falan değil, sadece size kolaylık olması için bütün sitelerin, her şeyin linklerini aşağıya bırakacağım. Girip şansınızı deneyebilirsiniz. Belki de güzel bir ek gelir kapısı açılır. Kim bilir? Bu videoluk bahsedeceklerim bu kadardı. Bu videoyu bir anket doğrultusunda hazırladım. Bundan sonraki kamera videolarında da videodan bir hafta öncesinde YouTube'da bir anket oluşturmayı ve hangi videoyu istediğinizi size sormayı düşünüyorum. Yani anketimiz az da olsa bir etkileşim aldı. Ankete oy veren herkese çok teşekkür ederim. Yani o şeyleri acaba insanlar görüyor mu, insanlar umursuyor mu çok bilmediğim için öyle bir test yaptım. Ama birkaç kişiden etkileşim almak da güzel. Size sizin istediğiniz videoyu çekebilmek de benim için çok güzel bir şey. Bu yüzden bundan sonraki videolarımızda da anketlerle size sorarak çekeceğim. Çekmemi istediğiniz, görmek istediğiniz, anlatmamı istediğiniz konular olursa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Listeme alırım, çekmeyi planladığım videolar listesine alırım. İleriki anketlere oy verebilmek, ileriki içerikleri kaçırmamak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve hepsi bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelişimimize destek sağlamak için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız. İleriki videolarda görüşmek üzere.